Merhaba, çok sevdiğim, saydığım canlar, ben Cem Kervan. Bu hafta Her Allah'ın Günü adlı bir deyiş paylaşmak istiyorum sizinle. Her Allah'ın Günü İsa ruhullah şifa verir. Şahımız şifa verir. Bize de şifa verir, bugünlerde de şifa verir. Bir de daha 2000 yıl önce dünyadayken çok kişiye şifa verdi. Her Allah'ın Günü. Şabat günü olsun, diğer günlerde de olsun. Şimdi çok enteresan bir olay üzerinde deyiş yazdım bu hafta. Bir Şabat günü İsa ileri gelen Ferisilerden birinin evine yemeğe gitti. Orada herkes onu pür dikkat izliyordu. İsa'nın önünde kolları bacakları su toplamış bir adam vardı. İsa Ferisilere ve şeriat alimlerine sordu. Demek bir sürü Ferisi ve şeriat alimleri varmış orada. Sordu, şeriatımıza göre Şabat günü hastalara şifa vermek caiz mi, değil mi? Onlardan herhangi cevap gelmedi. Sessizlik hakimdi. İsa adama dokunup şifa verdi. Sonra evine gönderdi. Ferisilere ve şeriat alimlerine dönüp, hanginiz Şabat gününde çalışmaz? Şayet oğlunuz, hatta öküzünüz bile Şabat günü kuyuya düşse, aceleyle onu çıkarmaz mısınız? Diye sordu. Buna da cevap bulamadılar. Demek kurtarıyorlarmış o şekilde. Evet, yani çok enteresan. Bu ileri gelen Ferisi, din önderi neden İsa'yı davet etti? Normalde İsa'dan pek hoşlanmıyorlardı, sevmiyorlardı. Neden davet etti ve neden Şabat günü? Yani bence zamanlaması biraz manidar. Çünkü Şabat günü çalışma yasağı vardı Yahudilerde. Yani sadece ibadet vardı. Hiç çalışmayacaktınız. Ve bu Ferisiler buna çok çok önem veriyorlardı. Bir takıntı, saplantı haline getirdiler işi. Yani her şeyi ama her şeyi iş olarak sayıyorlardı. Hastalara şifa vermek bile iş olarak görüyorlardı. Orada herkes onu pür dikkat izliyordu diyor. Orada bir sürü Ferisi ve şeriat alimleri varmış. Ferisiler çok katı, bağnaz, yobaz, dinci, dinbaz bir mezhep, bir cemaat. Bence belki bu Ferisi önderi özellikle Şabat günü ve özellikle orada kolları bacakları su toplamış bir adamın orada olması bence de tesadüf değil. Herhalde onu da davet etmiştir. Bakalım ne yapacak İsa diye düşünüyorlardı. Şabat günü tırnaklar içinde çalışacak mı, şifa verecek mi? Ve sonra onu malzeme olarak İsa'ya karşı duyuracaklardı. İşte bak İsa şeriatımızı çiğnedi filan. Şabat günü yasağımızı çiğnedi filan. Ama tabii İsa ne diyor? Şabat gününde hastalara şifa vermek yasak mı ki? Yani sevgidir. Şeriatın özü sevgi zaten. Sevgi, şefkat, merhamet, hastalara, sakatlara, kötürümlere, körlere yardım etmek. Yani bu. Evet ve bunu deyiş haline getirdim, sizinle paylaşmak istiyorum. İnşallah beğenirsiniz. Şahı eve davet eder. Şahım o yobazın evine varır. Bir dinci şahı eve davet eder. Şahım o yobazın evine varır. Gün ise günlerden Şabat günüdür. Her Allah'ın günü şah şifa verir. Gün ise günlerden Şabat günüdür. Her Allah'ın günü şah şifa verir. Allah'ın her günü pir şifa verir. Her dem her cana şah şefkat gösterir. Allah'ın her günü pir şifa verir. Her dem her cana şah şefkat gösterir. Orada hasta bir adamcağız var.
vücut su toplamış kıvranıp durur. Acı çeke çeke sultana gelir. Her Allah'ın günü şah şifa verir. Acı çeke çeke sultana gelir dost. Her Allah'ın günü şah şifa verir. Allah'ın her günü pir şifa verir. Her dem her cana şah şefkat gösterir. Allah'ın her günü pir şifa verir. Her dem her cana şah şefkat gösterir. Şabat günü şifa vermek caiz mi? Şabat da olsa şifa verilmez mi? Şabat günü şifa vermek caiz mi? Şabat da olsa şifa verilmez mi? Şeriat sevgi, şefkat emretmez mi? Her Allah'ın günü şah şifa verir. Şeriat sevgi şefkat emretmez mi? Her Allah'ın günü şah şifa verir. Allah'ın her günü pir şifa verir. Her dem her cana şah şefkat gösterir. Allah'ın her günü pir şifa verir. Her dem her cana şah şefkat gösterir. Şah bu cana hemen şifa veriyor. Eski sağlığına hemen eriyor. Hünkâr onu evine gönderiyor. Her Allah'ın günü şah şifa verir. Hünkâr onu evine gönderiyor dost. Her Allah'ın günü şah şifa verir. Allah'ın her günü bir şifa verir. Her dem her cana şah şefkat gösterir. Allah'ın her günü pir şifa verir. Her dem her cana şah şefkat gösterir. Sonra İsa Ferisilere çattı. Şifa yasakmışmış çünkü şabattı. Sonra İsa Ferisilere çattı. Şifa yasakmışmış çünkü şabattı. Pirin kalbindeki aşktı şefkati. Her Allah'ın günü şah şifa verir. Pirin kalbindeki aşktı şefkati. Her Allah'ın günü şah şifa verir. Allah'ın her günü pir şifa verir. Her dem her cana şah şefkat gösterir. Allah'ın her günü pir şifa verir. Her dem her cana şah şefkat gösterir. Kervanım şah İsa sordu oğlunuz. Kuyuya düşse hatta öküzünüz. Şabat olsa da kurtarmaz mısınız? Her Allah'ın günü şah şifa verir. Şabat olsa da kurtarmaz mısınız dost? Her Allah'ın günü şah şifa verir.
günü şah şifa verir. Allah'ın her günü bir şifa verir. Her dem her cana şah şefkat gösterir. Allah'ın her günü bir şifa verir. Her dem her cana şah şefkat gösterir. Evet, her dem her cana şah şifa verir. Evet, beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin. Abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, kardeşlikte kalın, hoşça kalın.